evladım. Ben Topal'da doğdum, büyüdüm. Rüşen Çiftçioğlu'nun kızıydım. Bahriye Çiftçioğlu hanımı. Dedemiz Hayri Usta. Nenemiz Nafiye. Bir oturduk. 14 yaşında nişanlandım. 15 yaşında evlendim. 16 yaşında anne oldum. Beyim askere gitti. Asker dönüşü oğlum 3 yaşındaydı. 3 sene askerlik yaptı. Babasını tanıdı. Ondan sonra 17 sene kayınvalidemle oturdum. Sonradan ayrıldık. O çocuklar okula başladı. Şehire indik. Yavrum, böyle biz kendiniz kazanacaksınız. Bizde bugün var, yarın yok. Allah ahiret sonumuzu iyi getirsin yavrum. İnşallah. Önemli olan zaten. Ya Allah, şimdiki artık düşünüyorum. Bakalım Allah nereye kısmet ederse o olacak artık. Bugünden yarına neler oluyor? Bakalım Allah ne. İstanbul nerede oturuyor şimdi? Onlar Rehbi Koç'ta kalıyorlar. Nerede doğdum? Dur bakayım, Torol'da doğdum. 1933 doğumluyum. Torol'da doğdum. Babam Safvet Bey, annem Muzaffer Hanım. Torol'da evlendim. Oradan abi. Daha ne diyeyim? Görücü usulü. Görücü usulü evlendim. Vardı komşularımız, onlar yaptılar, onlar tavsiye ettiler. O şekilde şeyin nedir dur, görmek istemiş beni Orhan. Nasıl gösterelim, nasıl gösterelim, bizim öyle sokağa çıkmamız falan yoktu orada. Ondan sonra ne yapalım, çağıralım, burada gösterelim. Beni de çağırdılar evlerine. O da anahtar deliğinden başka odadan bakmış, görmüş Orhan. Annesi. Gel, gel, gel. Dede. 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 Bu yana. Ne diyor dede, ne diyor? Ha? Bu yan yana koyuyor filmi de bir adam. Çok heyecanlı. Şu zaman ne çabuk geçiyor. Evet, çok çabuk. Bak bak dede. Kaç çocuğun oldu? Benim 3 oğlan bir kız. Büyük oğlan? 3 oğlan bir kız ha. En büyüğü Aydın. O profesör olan. İkincisi Paşa. Üçüncüsü bu Engin. Allah razı olsun. Akıllı davrandı, evlenmedi, bizi bakıyor. Dördüncü de Abidin. He. Torun sahipler olduk. 5, 6, 7, 8 tane torunumuz var. Allah ömürlü. Allah razı olsun. Tabii öyle diyorum ama bunun böyle sahipsiz kalması da bana bir dert, ona konuşayım değil. Konuşayım mı? Güzel oldu, temiz oldu mu, kızardı mı? Neyi yapacaksın bunları? Bu kendime çorbasının içine koyacağım 2 tane. Bir de türlü dolu bu, türlü. Türlünün içine de koyuyorum 3-4 tane. Pişti mi? Güzel olur. Palakatını da koyuluyor mu? Palakatı da olur. Tabii. Evet. Ona da olur. Onlar palakatı dibine. Ha bak. Şuradan yardım edeyim sana.
Buradan var mı da? O deriden bir kişi geliyor hocam. Hazır hocam, iki dakika sürüyor. Sol taşkırıyla uyur İmam-ı Thank you.
Sevinç, bakarsın gelir. Sevinç'le bir program yapın işte Gümüşhane'ye. Sevinç'le program yapılır mı patoda? İşte o gün telefonda işte açtık, Cemal'in arkadaşları geldi diyor. Arkadaşlarından diyor, 5 dakika müsaade istedim. Dedim ki siz dedim, bana bir 5 dakika sonradan unuturum. Çok ayıp olur, hep onlar arıyor. Ondan sonra bir kandillerini tebrik edip ondan sonra sizinle ilgileneceğim dedim dedi. İşte tebrik de tamam dedim Ayşe, sen dedim misafirlerim bilgilerin, sağ ol, teşekkür ederim. Bir ara Aysel'le çok konuşuyorduk ama eşi öldükten sonra onun da pek sesi çıkmadı. Aysel'in eşi öldü mü? Esacı. Ha o, ay ben şimdi aklımdaydı diyecektim Tufan öldü biliyor musun sana? Kim? Tufan'dı. Siz, Aysel'i çok gelirdi Nişanlı'yken sizin ay, köyü. Evet. Ne hikayeler vardı, rahmetli. Bir de bir pinti bir şeydi ki sorma bizim.
Ama hakikaten çok bildiğim. Bizim dairede çalışıyordu ben bilmiyorum. Bayındırlıkta çalışıyordu. Doğru doğru. Şimdi bir kere et getirdin avuç içi kadar. Demek bir şey oldu. Sen işte dedi biz nasıl yiyelim? Aysel dedi sana kalmayacak dedi. Rahmetli Fahri abi gelirdi. Evet. Metin abi gelirdi. Bak Metin abi Nurten'e jiklet alırdı bize de alırdı. Nurten de bizdendi ya, Metin Yüce. Ha, abisi değil mi? Abisi. Ha, doğru. Köye gelirdi. Biz evlerimiz ayrıydı ama böyle ne getirse biz ayırmazdı. Fahri abi gelirdi Sevinç nişanlıyken hani çerezin içine. Çikolata. Tufanda gelirdi Aysel'e. Et bakalım. Kıssaları var. Bak. Ve Şükran bizden okurdu. Tamam işte bak bu Şükran'ın kocası da ordulu. He. Şükran öldü. Ya. Evet. Şimdi Aysel'le bu Şükran işte Gümüşhane'den beri çok samimiler. Hangi Aysel'le? İşte şey Tufan'ın Aysel. Eczacı. Onlarla çok o münasebetler, ilişkiler hala devam ediyordu. He. Evlendiler Ankara'da. Çok iyi görüşüyorlar. Böyledir de böyledir. Samimiler. Ya. Hakikaten. Şey de rahmetli Şükran'ın kocası da çok iyi bir insandır. He. Biraz asabi yani. Evet. Yoksa çok çok iyi bizim ordudan da. Köyde akrabalar var. Yazları bazen ona gidiyorlar. Hı. İlla yaka paça beni götürüyorlar. Ya he. Ben gelmem siz gidiyorsunuz. Hani sıçan deliğe sığdı bir de bir... Olur mu ama senden zevk aldıkları için arkadaşlar. Ben uyumlu. Evet, evet. Bak oraya gidince de dedim Zehra bak biliyorsun ben tembel birisi değilim asla ama sırf ayağınızın altında olmayayım diye benim çayımı sen doldur. Yani bak inanın sırf ayak altında olmamak için şey kalabalık. Dedi. Ayşe mesela İzmir. Bir odada sen işte ben bir merdiven vurduk camdan aşağıya. Merdivenden aşağıya indik. Nurtenlerin camları taşlıyoruz. Bak, korkutma amaçlı. Hep körüldü. köyde ne yapacağız can sıkıntısından? Ama hep Sevinç'in işleri bu. Sevinç öyle çok şeydi. Hayır o derdi ama ben de ona uyuyordum. Şey, yo yapmayalım. Bir de böyle ne der biliyor musun? Karşıdan. Annem Eskişehir'de doğduk. Ondan sonra ben doğduğum zaman babam anneme demiş ki gözünü aydın. Annem de demiş çok iş oldu sanki oğlumuz oldu. Babam da demiş ben onun oğlana değişmem. Bak. Ama hakikaten de ölene kadar merak ederdi gelinimiz, teyzemin kızı, amca hangi çocuğunu seviyorsun? Babam derdi çocuk ayrılmaz. Sıkıştırırlardı babam derdi gönüllü hali başka. Öyle işte 40 yaşında da buraya geldik, olduk buralı, memleketi bıraktık. Okulumuzu orada okuduk, en güzel anılarımız, her şeyimiz orada ama komşu yok ki gidesin şimdi. Doğru. Gülerciğim yok, yani sizin akrabalarınız tabii, çoktur. Onun dışında ben... Bizde yok ki. Doğru. Yani çok yakın evet. Akrabamız yok. Evet. Şey, orada emekli oldun değil mi bankada? Yok burada. Burada mı olmuştun? Hı. Hı. Burada oldum. Su veriyor musun anne onları? Gün aşırı suluyorum Seda. Yerim onları ben çok tatlı. Güneşi bol olduğu için istiyorum demek. Adı neydi bunların? Mısır menekşesi. Yemen'le alakası yok yani. Yemen'le mesela karar. Yemen menekşesi diyordu da. Yemen menekşesi. Yemen menekşesi.
torunu. Burhan'ın oğlu. Az senedir öyleyiz ama Kerkük'te doğma büyümeyiz. Çorlu'da kalıyoruz. 5 tane çocuğumuz var. Türkanlara layık olmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. İsim soy isim? Sadi Türkan. Sadi. Efendim. Sadi değil mi? Evet Sadi. Çocuklardan, çocuklara şöyle bakayım. Büyükte oğlanlar, kızlar. Bir oğlum var, 4 tane kızım var. Allah bağışlasın. Oğlanın ismi? Kaan. Ne iş yapar Kaan? Elektrik mühendisi. Nerede çalışıyor? O da mı Çorlu'da? Çorlu'da. Yani tamamen Çorlu'ya taşındınız. Yok, bağ koparmadık. Kerkük'ten bağ hiçbir zaman koparamadık. Koparamadık, istesen de koparamadık. Yani ama... Kerkük'ten, ne buradan, hiçbir yerden bağımızı koparamadık. Evet, ne demek Sadi. Bu bacı, bacı şimdi sırasına geldi. Sen kimden neresin bakayım? Bu da Nazlar'dan. Gelin misin değil mi? Evet. Tamam. O da aslan Samsun'du. Babası Trabzon. Babası küçükken rahmetli olmuş. Evlendik işte 7 yıl işte hayat. Yollar nerede kesişti? Evet Çorlu'da kesişti. Ha. Karayollarında kesişti. Geçiriyoruz işte ömrümüz gidiyor. Ha, bu güzel kızlarımız. O da benim küçük kızım. Yanındaki torunum. Ha, evet. Ha, istersen sana bir tane de türkü söyleyeyim. Oo dur onu alacağız. Sen şimdi Aşık Kul Nuri'nin şeyi olduktan sonra mutlak olur. Bu da baştaki de benim ortanca kızım. Bu da ortanca kızın değil mi? Ha, kucağındaki torunum. Evet Allah bağışlasın. Bir şey diyeceğim yok. Selam gönder artık bilmiyorum. Ana. Baba. Anaların anası. Yandı ışığı yandı. Yandı? Şefte de seni üzüyor mu ana? Evet, üzüyor. He. Üzüyor. Yapma ya. Bu üzüyor. Bu beni üzdürüyor. Alem onu götüreyim köye. He ana. Köy. Neyim? Anam onu götüreyim köye. Götür onu köye. Köyde bir hata var olmazsa imkan yok. He hata var. Güzeldir be. De ciddi olmuyor ama canım. Anlat bakayım ana. Fatıma abla. Anlat bak. Anlat bakalım. O yandan bu yandan anlat işte canım benden anlat. Bak. Sen de böyle ne dedi? Sorun bana. Dur ha, hayır bak oraya bak. Baba sarı değil, sarı. Sarı değil. Sarılıyor ha, sarılıyor. Baba. Anlıyor bak elinden ne demek istediğini. Oo, maşallah var şefteden. Nasıl geçiyor yaşlılık? Anlat bakayım. Nerede? Yaşlılık nasıl geçiyor yaşlılık? Ha yaşlılık iyi değil, kötü. Yapma ya. Yani şimdi ineyim çarşı yapacağım aşağıya. Yoksa diyeceğim bakayım nasıl yere sıkıntı. Sabah çevir. Ha şimdi 25 yaşında olmak ister miydin Şefte'de? Şimdi 25 yaşında olsam daha ne isterdim? 25 yaşında olsam daha neydi? Temel iner çarşıya geldim ama var. Ama nerede? Ne vuruyorsun arama? Arama vurma. Araba buraya deşin bir.
İyiydi günler. Evet. Açılmadı ben o Hüsnü'nün evine girdim. Şerdeden oraya mı geldi? He? Bilmiyorum ki. Bir şey bilmediğin yok ki. Gülmeyelim, gülmeyelim. Nerede gülmeyelim? Bak. Gel değil. Bacayı niye yemedin? Ne? Bacayı niye yemedin? Bacayı ne arıyorum sen bacayı? Hayır, korktum, gelmeyin. Ey büyükler. Açalım, göz olmadı. Açıldı, sağa sola bir. Aç oldun mu? Uzaktan mı tanımışlar yoksa? Yok, orada demek daha sormadım da ben otobüsteyim, bıraktım dönüyorum. Bir tane de Gümüşhaneli var herhalde sınıflarında. Genelde kız, çocuk kız, ağırdaki şeyi. İşte pantolon, siyah pantolon almadık hele dedi. Kendi siyah vardı ya burada. Onun için üstüne lacivert tişört olarak. Müslüman'a da lacivert ya. Evet. Tişörtleri lacivert diye aldı. Gitti işte. Çınar'ı ekledim. Yusuf, o zaman şey sen? Ben Emir ismini çok seviyordum. Kerem, Ömür. Halis yazdırdı, getirdi işik. Yaşar. Ya, Burak, Burak da olursa, Burak da hastanede hiç var ne var? Niyeti? He? Var. Ne var ya? Burak bir tane düştü ya. Geçti. Burak hastanede isim düşünüyorlar Sevim'in ablası. Burak Fatım nüfusundan çıkar. Düşünmeyin abi. Adı Elif Mahallesi, Canca Mahallesi, Bozkır. Yine bozuldu. Sev bakayım nasıl seviyorsun? Burada şimdi. Neler deyip de söylesin. Sev bakalım. Biz yokuz şimdi burada. Ben ya. Cücüğüm, cücüğüm, cücüğüm. Cücüğüm. Doğsun, döveceğim onu. Yok, dövemem. Kıyamıyor mu? Bir tane hem de bana var değil. Ben bir küçük deveyi seviyorum. Anca siget. Buradaki adım bu yer. Gideceğim ama durma dedi. Bir an önce gidelim. Ulan havası sana gelmez dedi. Evet. Aynı mı diyor? Tamam. Nerede? Fakat 2-3 günden beri köy havasını alıyoruz. Onun için biraz farklılaştık şimdi. Güzelleştik yani. Yoksa geldiğimiz zaman daha beter.
Geldiğimiz zaman beterdi Ankara'da. Beter orasının havası, suyu, şusu, busu, kirli havası. E burası tertemiz, mis gibi. Dediğin gibi cam, çam kokuları, doğal her şey. Suyu doğal, patatesi doğal, elması doğal. Hiç GDO'lu bir şey yok. Her yaşlının bir desteği olması lazım. Yenge. O gel. Destek çok önemli. Gel, gel. Eğer destek güçlüyse sen de güçlü oluyorsun. Ama gel, desteğin... Ben öyle bağırdı ki... Kim? Şey mi? Ekrem. Ekrem giderken? Küçük. En çok o mu bakıyor? O daha iyi bağırıyor. Daha ilgileniyor. Daha he, yakın ilgileniyor. Şey yapıyor. Tabii de ilgileniyor ama bu daha küçük ya. O. Daha candan mı? Daha candan sana bağlı. Tabii. Küçükler hep öyledir. Doğru. Gelse bir tane yedin mi dedi. Yemesen amanı yemek hazırlar yedin. Helal olsun. Aferin. Allah yolun yerini açılıyor. Amin, ha. Amin, amin. O zaman oğlanlardan memnunsun. Memnunsun oğlanlardan. Elbette oğlanınki de... Fırlanta gibi. Bahsediyor. Fırlanta gibi. Geline de bayıyor ama geline işe güce gidiyorlar. Onlar oğlan belli bayıyorlar. Onlar da belki kendi analarına bakıyorlardır öyle. Evet. Bir yaşlı adam var mı öyle bir şey? Bir yaşlı adam bana dedi ki kontarı çeker gibi çekti. Dedi senin oğulların bağırıyor, senin oğulların bağırıyor. Gelin adam bağırma. Çok güzel. Çok güzel, tabii ya. Oğulların tanıyor ya. Yaşlı. Biliyor, biliyor, doğru, doğru, doğru söylemiş. Gelinler de oğulların hatırına bakıyor mecburen. Allah razı olsun. Hepsine dolar. Allah razı olsun. Tabii tabii. Hepsi insan. Hepsi evet. Anne. Onların da annesisin sen. Sana onun için iyi bakıyorlar. Gelinler de iyi bakıyor. Ben oradan bir mektup aldım. Alacağız. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet, şey ettim hani. Gelinim de. Hadi verdi buraya. Burada da hem bacısı burada hem kızı burada. Bacısı, kızı. Bacısı hala. Tamam, hala canım, burada. Hala, kızı. Kızı da bu. Ha, öyle. Hem bacısı burada, dedemin hem bacısı burada hem kızı burada. Hacenene bunu haladan değil. Sen yani de yadın mı? Tabii tabii haladan değil, haladan önce de. Şimdi şey hala? Hala yine öyle. Hacca hala? O halam burada, bacım burada. Doğru, halası. Halası oluyor tabii şeyi. Bacısı da burada zaten. Evet. Hangisi? Gülsün kadın. O öteki zaten benden 7 sene sonra geldi. O da benden beraber. Sen ona benalık yaptın yani. Ne? Sen mi ona benalık yaptın ötekine? Neydi onun adı? Gülsün kadın. Hatça kadın. Hatça. En küçüğü hangisi? Hatça kadın. Hatça.